Evet arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Ses. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Genel tekrarla başlıyoruz. Bir iki haftalık bir genel tekrarımız olacak. Bu tekrarlarımızda baştan başlayıp sona doğru ne yapacağız? Gitmiş olacağız. Evet, yeni kayıt yaptıran ilk defa giren var mı acaba dersime? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet hocam. İlk defa giren, yeni kayıt yaptıran var mı arkadaşlardan acaba? Yok. Demek ki yine tekrar edeceğiz arkadaşlar. Sanki sıfırdan başlıyormuşuz gibi. Şöyle bir genel tekrarımız olsun. Tarama 1-2 testi getirdim. Daha sonra tabii ki asal çarpanlar, faktöriyeller, pozitif bölenlerle ilgili genel tekrarımız olacak 2 hafta. Daha sonra normal konularımızda devam edeceğiz. Sonra yüz yüze eğitime geçtiğimizde, yüz yüze eğitimde nerede kalmışsak oradan devam edeceğiz. Yani bu şekilde elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi dersimize başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tek ve çift sayılar, tam sayılar, şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Şöyle bir hatırlayalım konuları. Tek ve çift sayılar, tam sayı neydi? Doğal sayı neydi? Tam sayı neydi arkadaşlar? Hemen tam sayı. Nokta nokta, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 nokta nokta giden sayılardı. Doğal sayılar ise, doğal sayılar ise sıfırla başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4 nokta nokta şeklinde giden sayılar. Rasyonel sayılar genelde Q harfi ile gösterilir. A bölü B şeklinde gösteren ve A ve B eleman ne olacak? Tam sayı olacak ama B ne olmayacak kesinlikle? Sıfır olmayacaktı. Bunların hepsini kapsayan kümeye ise biz R, yani reel sayılar kümesi diyoruz. Reel sayılar kümesi sayı doğrusu üzerinde yazabildiğim tüm sayılar reel sayılar oluyordu. Bunun içerisinde köklü ifadesi de var. Yani tabii ki irrasyonel sayısı da var. İrrasyonel sayı dediğimiz hangi sayılar? Kök 2, kök 5, kök 3 gibi sayılar da var bunun içerisinde. Ama tabii ki Z, N, Q. Daha çok biz bunların üzerinde duracağız şimdi. Sonra tam sayılarla ilgili işlemler. Tam sayılarla ilgili işlemler, doğal sayılarla ilgili işlemler ve rasyonel sayılarla ilgili işlemlerle devam etmiş olacağız. Arkadaşlar, tam sayıları biz kendi aralarında ne yapıyorduk? Tek ve çift sayılar diye ikiye ayırmıştık.
ikiye ayırmıştık. Tek ve çift sayılar diyordu. Tek sayılar hangisiydi buradan? 1, 3, 5, 7, nokta nokta 2n eksi 1. Çift sayılar ise 0, 2, 4, 6, 8, nokta nokta 2n şeklinde giden pozitif. Bunları tabii pozitif olarak ayırdım ben. 0, 2, 4, 6, 8, nokta nokta 2n şeklinde giden sayılardı arkadaşlar. Doğru mu dedim? Bunların hepsini anlatmıştım size. Bir kez daha ne yapalım? Tekrar etmiş olalım. Asal sayılar ise hangisidir? Asal sayılar ise. Asal sayılar da verelim. Asal sayılar ise. Sayıların temelini oluşturur. 2, 3, 5, 7, 11, 13 şeklinde giden sayılardı. Bunların üzerinde işlem yine yapacağız. Asal sayılarla ilgili örnekler çözeceğiz. Asal dedik, tam sayı dedik, doğal sayı dedik, rasyonel sayı dedik. Bir de tabii ki iki tek sayının toplamı, iki çift sayının toplamı ile ilgili ne yapacağız? Bilgileri vermiş olacağız. Zaten derslerde görmüş olduk. Yeni kayıt yaptıran yoksa bir tekrar amaçlı soru çözümleriyle ne yapalım? Devam edelim. Evet. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda sesim iyi geliyor mu? Görüntü iyi mi? Bana onu söylerseniz sevinirim. Gayet iyi geliyor hocam. Tamam. Tahtamı da görüyorsunuz değil mi? Sıkıntı. Tamam. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hocam, hangisi doğrudur demiş. Efendim? Tahta görünmüyor bende. Karanlık görünüyor. Sizde karanlık görünüyor. Evet, sesiniz geliyor ama tahtayı göremiyorum. Diğer arkadaşlar görüyor mu peki? Evet hocam, görüyoruz. Muhtemelen internetle ilgili bir sıkıntı vardır. Gösterirseniz daha büyük olur. Efendim? Hocam, ekran değişimi yaparlarsa daha rahat görebilirler arkadaşlar. Tamamdır. Ekran paylaşıyorsunuz sanırım şu an. Ekran paylaşımını durdurursanız herkes daha rahat görebilir hocam. Bir daha söyleyelim. Ekran paylaşımını durdurursanız şu an. Ha, şu anda herkes... şu ekranı mı paylaşmayı durdurayım diyorum. Evet hocam, çünkü kameradan sizi daha büyük görebiliriz o zaman. Ha, onu yapmanıza gerek yok hocam. Ekranı kaydırdığımızda da biz zaten sizi görebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu ekran paylaşımını durdurursam eğer bunun üzerine soru çözeceğim. Sıkıntı olur diye düşünüyorum. Buraya soru hocam, çözeceğim çünkü. Hocam sizin üzerinize tıklarlarsa daha rahat görebilirler. Evet. Tamamdır. Biraz öyle dikkat edeceğiz. Yani ben biraz çaba sarf edeceğim. Siz de çaba sarf edeceksiniz. Bu işi çözeceğiz arkadaşlar. Elimden gelen her şeyi şu anda yapmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Şimdi başlayalım isterseniz. Tamamdır. Bir sorun olduğunda zaten yavaş gideceğiz. Bir sorun olduğunda bana söylersiniz. Şimdi arkadaşlar. Birinci sorumuzu görüyorsunuz. Benim masa üstümü önemli olan görmeniz. Ne demiş burada? A, B, C birer tam sayı demiş. 2A eksi B artı 7, 6C eşittir K ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş bize. Şimdi dikkat ederseniz burada şunu yapabilir miyiz arkadaşlar? 2A sayısını görüyorsunuz. 2A sayısı nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Doğru mudur? Çift. Şimdi burada da K sayısı var. Bu 6C sayısını gelin ne yapalım? Diğer tarafa atalım. Yani şu hale gelsin. 2A eksi B artı 7 eşittir 6CK diyorum. Çünkü ABC birer tam sayıdır. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş bana. Yorum yapabileceğim yerlere gideceğim burada. Acaba hangisilerinde doğru yapabilirim? 1. 2 ile çarpılan her pozitif sayı çift midir? Burası çifttir. C ve K hakkında yorum yapamıyorum ama 6 ile çarpıldığı için bunun da çift olduğunu söyleyebiliyorum. 7 sayısı zaten tek bir sayı. 7 sayısı zaten tek bir sayı.
B sayısı ise ne olmalıdır burada? Bakın dikkat edin. Çift. Burası tek. Bunun çift olabilmesi için B'nin ne olması lazım kesinlikle? Tek olması lazım. Tek tek. Tekle tekin toplamı çift. Çiftle çiftin toplamı yine çift olmalıdır. Yani B sayısı kesinlikle ne olmalıdır burada? Çift bir sayı olmalıdır. Bakın 2 ile çarpılan bir sayı var burada. A hakkında yorum yapamıyorum ama 2A hakkında yorum yapabiliyorum. 6CK hakkında yorum yapabiliyorum. 7 zaten tek bir sayı. B'de ne olmak zorunda buranın çift olabilmesi için? Tek olması lazım. Şimdi seçeneklere gidiyorum. Hangisi daima doğrudur demiş. O zaman B sayısı kesinlikle ne olmalıdır? Tek olmalıdır. Yorum yapamadığım yerden uzak durdum dikkat ederseniz. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda A, B, C birbirinden farklı 3 rakamdır demiş. Arkadaşlar rakamlarımız hangisi? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane rakamımız var. Bu 10 tane rakamda ne diyor bizde? 3A artı 4B artı 5C toplamının en çok değeri nedir diyor. O zaman ben burada ne yaparım? Buralara en büyük değeri vermek zorundayım tabii ki. Onu istemiş bizden. Bu toplamın en büyük olabilmesi için en büyük rakamları kullanmış olur. Yani C yerine en büyük ne değerini vereceğim? Birimden farklı olduğu için katsayısı büyük olana büyük değer veriyorum. Buna 9 verdim. Buna 8 verdim. Buna da ne değerini verdim? 7 değerini verdim. Yani ne geliyor? 3 çarpı 7 buradan 21. 8 kere 4 buradan 32. 9 kere 5 ne oldu buradan? 45 oldu. Bunları toplarsam ne gelecektir arkadaşlar? 45, 32, 21. Ne geliyor? 90. 8 gelecektir. Evet, diğer bir sorumuz. Üçüncü soru. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada 10, 11, 12, 13 diye gitmiş. Bir şöyle bir terim sayısı formülünü hatırlayalım. Terim sayısı formülü neydi? Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı birdi. Bunu unutmuyorduk. Artı birini unutmuyorduk. Yalnız burada bir terimlerin toplamı istenmiş burada. İşleminin sonucu nedir demiş. Şimdi şöyle düşünelim burada. Acaba burada 10, 11, 12, 13 diye gitmiş. Acaba burada kaç tane terim vardır desem bu sorunun cevabı ne olur? 10'la başladık, 90'la bitirdik. Burada eksi ve artıları hiç görmeyelim arkadaşlar. Eksi ve artıları hiç görmeyelim. Burada eksi artıyı görmesem sayı ne olacak? 10, 11... 12, 13, nokta nokta, 89, 90'a kadar gidecek. Peki burada böyle olsaydı kaç tane terim olurdu? Hemen terim sayısını burada ne yapalım? Gelin bulalım. Terim sayısı formülümüz neydi? Son terim eksi, ilk terim 90 eksi 10, ilk terim. Bölü ortak farkımız ne? 1 artı neydi? 1'i de unutmuyorduk. Demek ki burada kaç tane terim var? 90 eksi 10, 80, 1 ekledim. 81 tane ne vardır? Terim vardır. Peki, 81 tane terim var. Gelin, demek ki burada bir tane fazla var. Çiftten bir fazla. Yani
tek bir terim sayısı var. Şöyle ikişerli gruplara ayırıyorum bak. Şöyle ikişerli gruplara. Şöyle ikişerli gruplara ayırdığım zaman hangi sayı dışarıda kaldı? 90 sayısının dışarıda kaldığına dikkat ediniz. Peki her ikiliden ne gelecek? Bakın bu toplam soruyor bana. Ne gelecek? Buradan eksi bir geliyor bak. Buradan eksi bir geliyor. Buradan da ne geliyor? Eksi bir geliyor. Acaba burada kaç tane eksi bir var sorusunun cevabı nedir? Acaba 90'ı saymasaydık kaç tane terim olurdu burada? 90'ı saymasaydım 80 tane terim olurdu. Kaç tane çember oluşturdum sorusunun cevabı akla gelirdi. Kaç tane çember oluşturdum burada? Kaç tane çember oluşturuldu? 40 mı? 40 tane. 90'ı saymasam 40 tane. Her çemberin değeri neye eşit? Eksi 1'e eşit. O zaman eksi 1 çarpı 40 dersem, çünkü 40 tane var bunlardan. 40 çarpı eksi 1 eksi 40 gelecek. 90'ı saymadım. Artı 90'ı da eklersem buradan ne gelecek cevabımız? 50 gelecek. Böyleymiş bu sorunun cevabı. Terim sayısını bilmek gerekiyor. Son terim eksi ilk terim, ortak fark artı 1 ile çözüme gitmiş oldu. Evet. Üçüncü sorumuz bu. Dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda demiş ki ardışık 3 tek sayının toplamı. Arkadaşlar tek sayılar kaçar kaçar artar? Tek sayılar ikişer ikişer artar, ikişer ikişer azalır. Ardışık 3 tek sayının toplamı bu sayılardan en küçüğünün 4 katının 9 eksiğine eşit olduğuna göre demiş. Bu ardışık sayıların en küçüğü kaçtır demiş bize. O zaman şöyle yapalım. Ardışık sayılardan en küçüğüne ne diyelim biz? X diyelim. Diğeri nedir? X artı 2'dir. Çünkü ardışık 3 tane sayı var. Diğeri ise X artı 4 olmalıdır. İkişer ikişer artı. Diyor ki bu 3 sayının toplamı diyor. Bu 3 sayının toplamı. Bu 3 sayının toplamı. Bu sayılardan en küçüğün en küçüğü hangisi? X. X'in diyor 4 katının 9 eksiğine eşittir. 4 katının 9 eksiğine. Arkadaşlar sesleri biraz kısabilirsek. Ne yapacağım? Ses geliyor ama. Evet. Teşekkürler. Bir daha söylüyorum. 3 tane ardışık sayı var. Birine x, x artı x artı 4. Bu üçünün toplamı bu sayılardan en küçüğü x, x'in 4 katının 9 eksiğine eşitmiş. Bir denklem sorusudur burada. Eşit olduğuna göre bu sayılardan en küçüğü kaçtır? Yani bize neyi soruyor? X'i soruyor arkadaşlar. X'i hemen yapalım buradan. Ne gelecek buradan? 3x artı 6 eşittir. 3x artı 6 eşittir. 4x eksi 9 diyeceğim. X'leri bir tarafta toplarsam, x'i bu tarafa atayım, eksi 9'u bu tarafa atarsam, 6 artı 9 eşittir. Ne geliyor? 4x eksi 3x. Buradan 15 eşittir ne geldi? X geldi. Yani x'i ne bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. En küçüğü de nedir buradan? 15'tir. Beşinci soruya geçiyorum.
Evet, beşinci soruda ardışık saymaz sayılar demiş. Arkadaşlar ardışık saymaz sayıları birer birer artar, birer birer nedir? Azalır. Burada şuna dikkat edeceğiz. A artı B bölü C oranı nedir demiş. Biz de şunu yapalım. Ardışık sayılar birer birer artıp birer birer azalıyorsa eğer, şöyle yapabilir miyiz acaba? A küçük, A küçük, B küçük, C. Bunlar ardışık sayı. Bu A ise bir sonraki sayı A artı 1, bir sonraki sayı ise A artı 2 olmaz mı acaba? Bak hepsini aynı türden yazdığıma dikkat edin. A, A artı 1 artı 2. Yani B yerine A artı 1, C yerine ne yazacağım buradan? A artı 2 yazıp işleme devam edeceğim. Yani çözümü böyle yapacağım. O halde hemen 5. soruda çarpım şeklinde verilmiş, çarpım şeklinde verilmiş ifade. Çözüme geçtim arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü C'yi şöyle yazabilir misiniz acaba? C ile 1'i çarp. C, C eksi 1 bölü C çarpı. B eksi 1 bölü B ikinci ifade. A ile 1'i çarp. A eksi 1 bölü A eşittir. Ne oldu? 5 bölü 6 oldu. Bakın burada. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. C gördüğümüz yere ne yazacaktık arkadaşlar? C gördüğümüz yere. C gördüğümüz yere. A artı 2. B gördüğümüz yere de ne yazacağım? A artı 1. Çünkü ardışık sayılar bunlar. Hepsi birbirinin türünden yazılacak. O halde yazdığımda şu hale gelecek. C gördüğüm yere A artı 2 yazdım. A artı 2 eksi 1 bölü A artı 1. Pardon, A artı 2. B gördüğüm yere A artı 1 yazdım. A artı 1 eksi 1 bölü A artı 1. A gördüğüm yerde zaten A yazdım. Bölü A eşittir 5 bölü 6 oldu. Şimdi buna dikkat edin. Burası ne gelecek? A artı 1 bölü A artı 2 çarpı A bölü A artı 1 çarpı A eksi 1 bölü A eşittir 5 bölü 6 geldi. Bakın hepsini A cinsinden yazmış oldum. Burada yapmam gereken, bakın A artı 1'ler gitti. A'lar gitti. Ne kaldı? A eksi 1 bölü A artı 2 eşittir ne oldu? 5 bölü 6 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaparsam 6A eksi 6 eşittir 5A artı 10. A eşittir. A'yı bu tarafa atıyorum. A eşittir. Ne geliyor buradan? 16 geliyor. A'yı 16 bulduk arkadaşlar. A 16 ise A artı B bölü C diyor. A 16'ymış. A 16'ymış. 16. B kaçtır o zaman? 17. C nedir o zaman? 18'dir. Yani 16 ile 17 topla 33. 33 bölü 18 benim cevabım olacaktır. Evet, biraz uzun çözümü var ama böyle. Sorusu olan var mı acaba? Yok hocam. Evet, 6'ya geçtik. Altıncı soruda hatırlayın arkadaşlar, AB ve BA iki basamaklı diyorsa bir şey yapıyorduk burada, direkt bu tarz sorularda çözümleme yapıyorduk. Çözümleme AB eksi BA ne olarak verilmiş bize? AB eksi BA ne olarak verilmiş? 45 olarak verilmiş. Diyor ki burada AB iki basamaklı sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Bu tarz sorularda şunu yapıyorduk. Bir, AB sayısını çözümlüyorduk.
Nasıl çözümleyelim? AB sayısını. Bunu 10A artı B diye yazıyorum. AB iki basamaklı sayısını çözümledim. Önünde eksi varsa parantez mutlaka açıyorum. Burası da 10B artı A olarak çözümlenmiş oluyor. Eşittir 45'i yazıyorum buraya. 10A artı B eksi 10B eksi A eşittir. Ne oldu buradan? 45 oldu. Bakın ne oldu? 10A 1A çıkartırsam burası ne oldu? 9A. B eksi 10B 9B eşittir 45 oldu. Şimdi burada ne parantezini alacağım? 9 parantezini alıyorum. 9 parantezini alırsam 9 eksi AB eşittir 45 geliyor. 45 ile 9'u sadeleştirirsem A eksi B ne geliyor buradan? 5. Arkadaşlar bunlar rakam. Bu rakam iki rakamın arasındaki fark ne olmalıymış? 5 olmalıymış. Peki hangi değerler verebiliriz? B yerine 0 veremem çünkü B yerine 0 verirsem iki basamaklı sayıdan uzak durmuş olurum o zaman. O halde buraya ne yapabilirim? 6'ya 1 değerini verdiğim zaman başka ne değerini verebiliriz? 6'ya 1. 7, 2. 7, 2. 8, 3. 8, 3. Bir de 9, 4 değerini. 4 tane değer vermiş oluruz ve çözümü bitirmiş oluruz arkadaşlar. Yedinci soruda ise A, B, C birer pozitif tam sayı olmak üzere A'nın alabileceği en küçük değer nedir demiş bize. Arkadaşlar biz şunu görmüştük. A sayısı bir A sayısını siz A sayısını B sayısına böldüğünde bir bölüm bir de kalan olacak. Doğru mudur? Kalan bir kere bölenden ne olmak zorundaydı? Kalan bölenden küçük olmak zorundaydı ve kalan negatif olamazdı. Bir de A sayısına ulaşmak istiyorsanız B ile C'yi çarparsınız, K eklerdiniz. Bunu not olarak vermiştim. Kalan bölenden küçük olmalı, kalan negatif olamaz. A eşittir B çarpı C artı K ifadesine eşit olmalıdır demiştim. Şimdi gelin burada. En küçük değer demiş A'nın alabileceği. A'nın alacağı en küçük değer için B'nin alacağı en küçük değere gidiyorum. C'ye verebileceğim en küçük değer 4'ten ne olmalı? Büyük olmalı. Yani 5 olmalı. 5 kere 4 20. 4 eklersem yani B eşittir ne gelir? 5 ile 4'ü çarptım 20. 4 ekledim 24 geldi. Demek ki B sayısı 24. 24 ile 4'ü çarptım. Şimdi A sayısına ulaşıyorum. En küçük. 24 ile 4'ü çarptım. Sonra 3 ekledim. Yani ne geliyor buradan? 96. 3 tane geldi. 99 geldi. Şu duruma dikkat edeceksiniz. Şu duruma. Arkadaşlar. 4 burası 5 mi verildi? Yani burası en küçük istiyorsan 4'ten daha büyük bir değer vermek zorundasınız. İşin püf noktası burası. Evet, 8. soruya geçiyoruz. A 6'ya bölünmüş, B kalan 3, B 5'e bölünmüş, C kalan 4 olduğuna göre A'nın 15 ile bölümünden kalan kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bu bölme işleminde mantıklı değerler verip çözüme gidebilirsiniz burada. Yani mesela ne gibi? B'yi 5'e bölümünde kalan 4 olan bir değer. C'ye biz mesela bir değer verelim. C ne olsun? 0 olsun. Ya ne demek istiyorum?
B'ye verebileceğim en küçük değer burada 4 olabilir. Yani 4'ü 5'e böldüm. 4'te 5 var mı yok. 0 kere var. Kalan oldu 4. Derslerimde şunu bahsetmiştim. Bir bölüneni temsil eden en güzel değer kalandır. Yani kalanı ne yaptım? Değer olarak verdim. B'ye ne değerini verdim? 4. 4 değerini verebilirsiniz. B'ye 4 değerini verdiğiniz zaman, hocam 9 değerini versek olur mu? Olur. 9 değerini de verseniz yine aynı sonuç çıkacak. 9 da olabilir. C'ye 1 verirsiniz. B'ye 9 olur. 9 değerini de kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. 5 kere ne demiştik? 6 kere 4 A sayısı. 6 çarpı 4 24 artı 3 ne geldi buradan? 27. Bu sayının diyor 15 ile bölümden kalan soruyor. 27'nin 15 ile bölümden kalan ne gelecektir? 12 gelecektir. Cevabımız 12'dir. Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Evet, sor. Peki bu biz farklı değerler verseydik de sürekli kalan 12 mi çıkacaktı? Evet. Değil mi? Sabit. Tamam. Şimdi dedim ya kimle görüşüyoruz? Hande. Benim. Hande. Ben ne dedim demin? Mesela soruya döndüğümüzde dedim ki B yerine istersen 9'u da deneyebilirsin dedim. Aynen. 9'u da kullanabilirsin ama ben dedim benim tavsiyem yani benim isteğim sizden B'ye oradaki sayı en küçük değeri verin. O en küçük değerde hangisi? Burada gizli bir sayı var. 4. Kalanı kullanabiliyorduk. Kalanı kullanın daha rahat çözün soruları bu tarz sorular. Tamamdır. Dokuzuncu soru ise güzel bir soru arkadaşlar. Bununla ilgili soru çözmüştük ama bir kez daha bakalım. Rakamları farklı demiş. Altını çizin o rakamları farklı. Ve birbirinden farklı. 3 basamaklı 5 çift doğal sayının toplamı 964 olduğuna göre bu sayının en büyüğü en çok kaçtır? Şimdi 5 tane sayı var. 5 tane sayı var. A var, B var, C, D, E gibi sayılarımız var. Bu 5 tane sayının toplamı bana ne verilmiş? 964 verilmiş. Ama diyor ki en büyüğünü soruyor. En büyüğü en çok ne olabilir? En büyüğü en çok olabilmesi için diğerlerine en küçük değer vermem gerekir mi? En küçük değer vereceğim ama dikkat etmem hususlar olacak. Rakamları farklı olacak. Rakamları farklı olup en küçük çift sayı nedir? 102. Sonra 104. Çünkü birbirinden farklı demiş. Dikkat edin. Sonra 106. Sonra 108'i bir deneyelim. Sonra toplayalım. E'yi bulalım gelin. Topladığım zaman ne gelecek buradan? 8, 6, 14, 18, 20, 420 geliyor. 964'ten 420'yi çıkarıp 4, 4, 544'ü işaretleyip soruyu patlatıyoruz. Neden? 544'ü işaretleyemeyiz. Rakamları farklı diyorduk. Evet. Yani demek ki bak ne oldu? 544 oldu. Demek ki vereceğim değerlerden bir tanesinde bir oynama yapmam lazım. 544 rakamların aynı olmaması gerekiyor burada. O zaman şöyle yapmam lazım burada. Şimdi bu dursun. Bunu sildim. Mecbur böyle çözüm yapıyordum. Şimdi 106, D'ye başka değer vermem lazım. Başka büyük. 108 veremezsen ne verirsin? 120. Kaç? 109. 109 tek çift olacak. Çift olacak. 110 veremezsin çünkü rakamlar aynı oldu. 112 veremezsin rakamlar aynı oldu. O zaman 120 hocam. Verirsin değil mi arkadaşım? Dediğiniz gibi. O zaman D'ye 120 değerini veririm. Başka değer veremem. Çünkü 110, 112 gibi değerler verdiğinde bak rakamlar aynı oluyor. 1, 1, 2 gibi oluyor. Rakamlar farklı olması gerekiyor. O zaman 120'yi kullanırsınız. Şimdi tekrar toplayalım o zaman. Ne gelecek buradan? 432 gelecek. Doğru mu topladığım zaman? 10, 12, 432 geldi. 964'ten 432'yi çıkarırsam burası 2, burası
ne geldi? 3, burası da ne geldi? 5 geldi. Yani 532'ye ulaşmış olursunuz. Onuncu sorumuz. Onuncu sorumuz arkadaşlar. A eşittir 3B, B eşittir C artı 2 koşulunu sağlayan A, B, C sayılarının toplamı nedir demiş. Zaten bunlar rakam. Şimdi ben burada C yerine şu değeri verebilir miyim arkadaşlar? Şimdi A eşittir neydi? 3B'ydi. B ne eşitti? C artı 2 eşitti. C'ye 0 değerini versem buradan B ne gelir? 2. B'ye 2 değerini versem A ne gelir? 6. Yani bak bir tane değer buldum. 620'yi buldum. Başka değer verebilir miyim C'ye? 1 değerini verelim. 1 verirsem. 1 verebilirim. B ne oldu buradan? B 3. 3. Buraya 3 verdiğim zaman A ne geldi? 9 geldi. Bir de 9. 931 verebiliyorsun. Başka değer veremiyorsunuz. Çünkü şöyle. C'ye 2 verdiğim zaman burası ne oluyor? 4 oluyor. Buraya 4 verdiğim zaman 4 kere 3 12. 12. A rakam. A, 12, 12 diye bir rakam yok. Seda sayan tüm sayılara rakam diyor. Sayısal lota çekilişinde. Uyaran da olmadı. Evet. Ne geldi buradan topladığım zaman? 1, 5, 1551 mi geliyor arkadaşlar? 1500. Evet. Evet. On birinci soru geçtik. Neden geçtik taban aritmetiğini? Çıkmıyor. Taban aritmetiği yok. On ikinci soruya geldik. On ikinci soruda. On ikinci soruyu hatırlayın arkadaşlar. Tam bölenlerin sayısı nasıl bulunuyordu? Bir A sayısı düşünün. A sayısını şöyle A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z şeklinde yazarsam A, B, C ne olmak zorundaydı? Asal sayı olmak zorundaydı. Asal sayı diye yazıyorum. Asal sayı olsun. Pozitif bölen sayısını bulabilmek için A sayısının pozitif bölen sayısı üstlerini bir arttırıp çarpıyorduk. Hatırlayın yani X artı 1 çarpı Y artı 1 çarpı Z artı 1 şeklinde. Bu formül bana pozitif bölen sayısını veriyor. 2 ile çarparsam 2 sayısını veriyordu. Evet. Bu soruyu da ona göre çözeceğiz. Evet, merhaba arkadaşlar tekrar. Merhaba hocam. Evet, kaçıncı soruda kalmıştık? 9, 12. soruda kaldı. 12'deyiz hocam. 12'deyiz. Evet. Asal sayı demiştik. Asal çarpandan ayırdık. A sayısını pozitif bölen sayısını bulabilmek için üstlerini bir arttırıp çarpıyorduk. Tam bölen sayısını bulabilmek için de bu denklemi neyle çarpıyorduk? Ekstra 2 ile çarpmış oluyorduk. Evet. Hemen 12. sorunun çözümüne bakalım. 12'de ne demiş? 153 153 çarpı 2 üzeri A sayısının tam bölen sayısı
144 olduğuna göre A kaçtır? Gelin bu sayıyı asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 153'ü şöyle yazsam, 51 çarpı 3, 2 üzeri A desem, 51'i şöyle yapsam, 17 çarpı 3, çarpı 3, çarpı 2 üzeri A şeklinde dönüştürsem, asal çarpanlarına ayırmış mı olurum? Asal çarpanları ayırabilmem için şunu da düzenlemem gerekiyor. 2 üzeri A, 3'ün karesi 17 üzeri 1 haline gelecektir. Bu sayının tam bölen sayısı 144 olduğuna göre tam bölen sayısını bulabilmek için ne yapıyordum? Üstlerini bir alıp çarpıyordum. Bir artırıp çarpıyordum. A artı 1 dedim. Çarpı bunun bir fazlası 3. Bunun bir fazlası ise 2. Ekstra 2 ile çarparsam neye ulaşıyordum? Tam bölenlerinin sayısına ulaşıyordum. O da 144'e eşit. A artı 1 çarpı. Buradan ne geldi? 12 eşittir 144. 144 ile 12'yi sadeleştiriyorum. A artı 1 eşittir 12 geldi. Bunda bunu sadeleştirirsem 12 olur. A ne gelecek buradan? 11 gelecektir arkadaşlar. On üçüncü soruya baktığımızda x ve y asal sayılar demiş arkadaşlar. X ve y asal sayı demiş. X artı y toplamı nedir demiş. Burada şöyle bir düzenleme yapalım isterseniz. X asal olacak. X asal olacak. Y asal olacak ve x kare eksi xy de asal olacak. Bu toplamın x artı y nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar şu ifadeyi gelin biraz düzenleyelim. Bunu şöyle göstersem olur mu? X çarpı x eksi y desem, yani x parantezini alsam, bu sonucun asal çıkması için x'e ve y'ye değerler versem nasıl olur? Hangi değerler verelim? Bakın seçeneklere bakın. Seçenekler de böyle çok büyük değerler yok. X artı y toplamı soruyor. Mesela ben en küçük değerleri vererek başlayayım. Bakın mesela x'e 3 değerini versem. X'e 3. Y'ye de 2 değerini versem. Bak ikisi de asal sayı. Yani buna 3. Buna da 2 değerini vererek başladım. Acaba bunu yaptığım zaman asal sayıya ulaşabiliyor muyum? Ona bakıyorum. 3 çarpı 1 eşittir 3 oldu. Bakın ne oldu? Asal sayıya eşit oldu. Yani x yerine 3. Y yerine de 2 verdiğim zaman sonuç yine 3 oldu. Asala eşit oldu. Yani demek ki x yerine 3, y yerine 2 verdiğim zaman sonucu tutturdum. Yani cevabım buradan ne geliyor o zaman? X artı y'nin toplamı 5 geliyor arkadaşlar. Evet, diğer bir sorumuz. Sorusu olan var mı? Hayır hocam. Evet, teşekkürler. Evet, diğer testimiz 14. Diğer sorumuz 14. soru. Arkadaşlar, 168.00 sayısının 432 tane doğal sayı olan tam bölen olduğuna göre A sayısı kaç basamaklıdır demiş. Tabii ben 168 sayısı, burada kaç tane sıfır olduğunu biliyor muyum? Önemli olan benim için o. Buradaki sıfır sayısına ulaşmam lazım. Burada n tane ne var? Sıfır var. O halde mesela ben bir sayıyı şöyle yazayım. Diyelim ki
Şöyle bir sayı olsaydı, 168 bin olsaydı, örnek veriyorum, 168 bin olsaydı bunu şöyle gösterebilir miydim? 168 çarpı 10 üzeri 3 diye gösterirdim, değil mi? Burası da o zaman n tane sıfır olduğuna göre bu sayıyı 168 çarpı 10 üzeri n diye gösterelim ilk önce. Bu sayının 432 tane doğal sayı tam böleni varmış. O zaman ben tam bölenleri bulabilmek için bu sayıyı ne yapmam lazım? Asal çarpanlarına ayırmam lazım. Şöyle gösterebilir miyim? 1. Çarparak gösterelim. 21 çarpı 8 çarpı 2 üzeri n, 5 üzeri n diye gösterebilir miyim? Yani 10 üzeri n'i ne yaptım burada? 2 üzeri n, 5 üzeri n diye gösterdim. 168'de parçalamaya başladım. Biraz daha parçalayalım istersen. Burası ne olur? 3 çarpı 7. 8'i de 2 üzeri 3 olarak yazdım. Burası 2 üzeri n, 5 üzeri n oldu. Şimdi asal çarpandan ayırabilmem için şunları ne yapmam lazım? Tabanlar aynıysa üstü sayılarda üstler toplanır ifadesini kullanarak 2 üzeri 3 artı n diyorum. Buradan sonra 5 üzeri n, 3 üzeri 1, 7 üzeri 1 ifadesine ulaşmış oluyorum. Şimdi bu ifadeyi asal çarpanlarına ne yapmış oldum? Ulaştırmış oldum. Ayırmış oldum. Bu sayının 432 tane doğal sayı böleni vardır diyor. Doğal sayılar arkadaşlar sıfır haricinde doğal sayılar pozitif değil midir? Demek ki benden pozitif bölenlerin sayısını istiyor. Pozitif bölenlerin sayısını bulabilmek için ne yapıyordum? Üstlerini bir arttırıp çarpıyordum. Üstünü bir arttırdım. 4 artı n. Üstünü bir arttırdım. N artı 1. Üstünü bir arttırdım. 2. Üstünü bir arttırdım. 2. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 432'ye eşitmiş. Bu verilmiş bana. Buna 8 ile 4 ile 432'yi sadeleştirirsem 4 artı n çarpı n artı 1 derim eşittir. Burada ne gelecek? 108 gelecek. Çarpımlar 108 eden aralarında 3 fark olan iki sayı. Bunlardan biri 9 olsun, biri de 12 olsun. 9 çarpı 12 108'i vereceğine göre n artı 1 eşittir ne olmalıdır? 9. Yani n eşittir ne olmalıdır? 8. Yani buradaki 168 çarpı 10 üzeri ne oldu burası? 8 haline geldi. N'i 8 buldu. Bu kaç basamaklı bir sayı? 3 basamak burada var. 8 basamak da burada var. Kaç basamaklı bir sayıdır? 11 basamaklı bir sayıdır arkadaşlar. Hemen diğer bir sorumuz. Evet arkadaşlar, burada şuna bakalım. 3x eksi y, 2x artı 3y aralarında ne verilmiş bize? Asal verilmiş, doğru mu? Aralarında asal ne demek? Aralarında asal, bir tanımlayalım ilk önce. Sayıların asal olma gibi bir derdi yok. Mesela 1 ile 24 aralarında asal. Ortak bölenlerin 1 olması demektir. 3 ile 8 aralarında asal. 6 ile 5 aralarında asal, 4 ile 25 aralarında asal diyeceğiz. Yani ortak bölenlerinin 1 olması demektir. Aralarında asal ifadesi geçerse anahtar kelimemiz sadeleştir.
sadeleştir, soruyu çöz dedik. Yani demek ki aralarında asal soruların %90'ında bir sadeleştirme yapmamız lazım. Hangi ifadeler aralarında asal? 3x eksi y ile 2x artı y'nin 3y'nin birbiri oranı ne verilmiş? 39 bölü 48 olarak verilmiş. X eksi y nedir diye soruluyor. Peki 3x eksi y ile 2x artı 3y aralarında asal verilmişse ilk yapmam gereken bu iki sayıyı ne yapmak? Sadeleştirmek. Hemen sadeleştiriyorum. İkisini de 3'e böldüğümde 13, bunu da 3'e böldüğümde ne gelecek buradan? 16 gelecek. Bakın aralarında asal hale geldi. Yani o zaman ne oluyor buradan? 3x eksi y eşittir 13'e eşit oluyor. Bunu buna eşitliyorum. İçler dışlar çarpımı yapmıyorsunuz burada. 2x artı 3y'de neye eşit oldu? 16'ya eşit oldu. Peki x eksi y farkı nedir diye soruluyor bize. X eksi y farkı nedir? Burada şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. İki bilinmeyen iki tane denklem var. Bu iki bilinmeyen iki tane denklemden bir tanesini yok edelim. Yok etme metodu şudur. Şu y'yi yok etmek istersen bunu neyle çarpıyorum? Bakın 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptıktan sonra burası 9x eksi 3y eşittir 39 haline geliyor. Sonra 2x artı 3y eşittir 16 ifadesini yazıp taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığımda bakın eksi 3y ile artı 3y ne oldu? Birbirini götürüyor. 9x 2x tane geldi buradan. 11x eşittir 55. X eşittir ne oldu buradan? 5. X eşittir 5'miş. Şurada x yerine 5 yazsam burası ne olur? 10. 10 artı 3y eşittir 16 desem. 3y eşittir 6. Y de ne oldu? 2 oldu. Y'yi de 2 bulduk. X eşittir 5. Y eşittir 2. 5 eksi 2 ne oldu buradan? 3 geldi. Demek ki aralarında asal ifadesi geçiyorsa anahtar kelimemiz ne oluyormuş arkadaşlar? Sadeleştirme oluyormuş. Evet, 16. Asal çarpanlarından gideceğiz değil mi? Evet, çok güzel. Kim söyledi onu? Nergis hocam. Bravo hocam. Evet, bu tarz sorularda 360 a eşittir b küp ifadesi verilmiş arkadaşlar. Ne istiyor? A sayısının en küçüklerini bulabilmek için. Asal çarpanlarına ayıracağız. Yani bu sayının içerisinde neler var? Yani demek ki 360 çarpı A eşittir B küp bir sayının küpüymüş. O halde 360 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam şöyle yapalım. 36 çarpı 10 biraz daha çarpanlarına ayırayım. 9 çarpı 4 2 çarpı 5 bitti mi? Hayır. 3 çarpı 3 4 kere 2 8 bu da 2 üzeri 3 eder buradan. 2 üzeri 3 geliyor. 2 dedim. Bir de 5 geliyor. Yani 360 sayısını asal çarpandan ayırdığım zaman 2'nin küpü 3'ün karesi 5 üzeri 1. Bir de ne var orada? A çarpanı var. Eşittir B'nin küpü haline getirdik. Yani demek ki amaç burada ilk önce bu tarz soruda
360 sayısını asal çarpandan ayırıyoruz. Bu sayı bir sayının küpü olmalı. Yani B küp gibi bir sayı olmalı. Bunun yolu da nedir? 2'nin küpü var bak. 2'nin küpü var. Burası bozmuyor. 3'ün karesi yok. 3'ün karesi var. 3'ün küpü yok. Burası bozuyor. O zaman A'ya değer vermem lazım. Demek ki bir burada bu kuvvet... bir 5'in karesini ekleyeceğiz sanırım. Aynen öyle hocam. Yani buraya bir 3 ekliyoruz. Bir de ne ekliyoruz? 5'in karesini ekliyoruz. 3 eklediğim zaman 3'ün küpü haline gelecek. 5'in karesini eklediğim zaman 5'in küpü haline gelecek ki kuvvetler aynı olsun. Burası kuvvet 3 ise buradakilerin de kuvveti 3 ve 3'ün katı olmalıdır. O halde A'nın alabileceği en küçük değer nedir? 5'in karesi 25. 25 çarpı 3'te ne gelecektir? 75 gelecektir. Burası 3 ise sol taraftakilerde 3 var zaten. Sol taraftakilerde 3 ve 3'ün katı yapmak için uğraşıyorum. Onun için A'ya değerler veriyorum. Bir tane 3 üzeri 1 verdim. Bir de 5'in karesi verip bunları da ne yaptım? Küpe tamamlamış oldum. Evet, bir sonraki soruya baktığımızda bir A sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. Buna göre A kare artı 2A artı 2 sayısının 5 ile bölümünden kalan nedir dediğimiz zaman değer verecek olabilirim değil mi? A'ya ne kaç değerini vereceğiz? 3 kalanı. Evet, bitti. Ne demiştim? Hatırlayın. A sayısına 3 değerini ver, soru çöz. Kalanı A'da yerine yazabiliyorsunuz. Kalan demek aslında bir nevi A sayısı demektir. Böyle düşünmek lazım bu sorularda. O halde 3'ün karesi A yerine ne değerini veriyormuşuz? 3 değerini veriyormuşuz. 3'ün karesi 3'ün karesi 2 çarpı 3 artı 2. Buradan 9, buradan 6. 6 buradan 2 geldi. 15, 17 geldi. Sayısının ne ile bölümden kalan soruyor bize? 5 ile bölümden kalan soruyor. 17'nin de 5 ile bölümden kalan nedir? 2'dir. Umarım iyi gidiyoruzdur arkadaşlar. Bir sorun yoktur. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? İyi hocam gayet. Hem tahtayı hem de şeyi kullanıyorum. Ekranı kullanıyorum arkadaşlar. Duruma göre, soru tipine göre umarım bir sıkıntı yoktur. Yok hocam. Evet. Hocam, teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Çok pozitif elektrik aldığım için ders anlatış tarzım yansıyordur umarım. Hocam sürekli araya girmek istemiyoruz. Yoksa hani cevap veririz ama... Sorun yok. Ha, bu arada dikkat ederseniz galiba size ilk defa maskesi ders anlatıyorum. Evet hocam. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir 19'a geldik ama 19 değildi galiba. Evet 18. 18'de bir 12'ye bölünebilme kuralından bahsedeceğiz. Arkadaşlar bir 12'ye bölünebilme kuralı uyguluyorsanız burada hangi çarpanları uygularsınız sorusunu sorarsınız. 12'ye bunu 12'nin
aralarında asal çarpanlarına bakacaksınız. Aralarında asal çarpanları 4 ve 3'tür. Ve öncelikli 4'tür. Çünkü son basamağı ilgilendiriyordur. Beş basamaklı 3-2-A-6-B sayısı 12 ile tam bölünmektedir. Demek ki sayı 3-2-A-6. O zaman 4'e tam bölünecek. O zaman burası ne olabilir? 0 olabilir. 0 olabilir. 4 olabilir. 8 olabilir. 3-2-A-6-4 olabilir. 3-2-A-6-8 olabilir. Doğrudur. Rakamları farklı dediği için, hiçbir şey eleyemiyormuşuz. Şu A'ya bakacağız hocam şimdi. Evet, şu A'ya bakacağız. Bölümden. Rakamları farklı dedi ama burada eleyebileceğim sayı yok. O zaman şimdi neye bakacağız? Şimdi artık 4 ile bölünebilme kuralı bitti bizim için. 3'e bölünebilme kuralını uyguluyorum. Rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olmalıydı. 6, 2, 8, 11 yapıyor. O zaman burası ne olur? 1, 4, 7. 1, 4, 7. 6, 4, 10, 12, 15, 0, 3. 3 olmaz, 6 olmaz, 9 olur. Buna bakalım. Zaten eleriz birazdan hepsini. Yazalım. 8, 6, 14. 16, 19. 3, 6, 9. 19 oldu. Ay, 19 oldu. Tamam. 2, 5, 8. 2, 5, 8 oldu. Aynen. Şimdi rakamları farklı olanları bir eleyelim arkadaşlar. Burada ne olamaz? 3 olamaz. 6 olamaz buradan. Buradan 8 olamaz. Ne geldi? 2 olamaz. 2 olamaz. Var mı başka göremedim? Yok. 1, 4, 7, 0, 5. Kaç tane AB ikilisi oluşturduk? 1 0 4 0 7 0 0 4 9 4 5 8 yani 1 2 3 4 5 6 tane ne yaptık? AB ikilisi oluşturmuş olduk. Tamam mıdır? Evet hocam. Evet, diğer bir sorumuza baktığımızda arkadaşlar 4A5-6B sayısının 30 ile bölümden kalan 23'tür. A'nın alacağı değerler toplamı nedir dediğim zaman 30 ile bölünebilme kuralında direkt hiç tartışmasız neyi kullanıyorduk? 10 ile 3'ü kullanıyorduk. Doğru mudur? Evet hocam. O halde 30 ile bölümden kalan 23'müş. Sayı 30 ile bölümden kalan 23 ise asal çarpanları 3 ve 10 ile bölümden kalan yine ne olmalıdır mantığıyla gidiyorum? 23 olması mantığıyla gidiyorum. Tabii bir sayı 3'e böldüğünde kalan 23 olamaz. Ne olabilir? 2. 23'ü 3'e böldüğüm zaman ne gelecek? 2 kalacak. 2. 23'ü 10'a böldüğüm zaman ne gelecek? 3 gelecek. Demek ki bu sayının 30'a bölünebilmesi için son basamağın 3, rakamlar toplamının da 2 ve 3'ün katı ve 2 fazlası. Evet, 3x artı 2 gibi sayılar olması gerekiyormuş. O halde sayıyı yazıyorum arkadaşlar buraya. 4a 5 6b'yi yazdım. Burası kesinlikle ne olmalı B sayısı artık belli. Kesinlikle 3 olmalı. Rakamlar toplamı ise 2 gibi sayılar olmalı. O halde
Alt, yani şöyle rakamlar toplamı 2, 3 ekle 5, 3 ekle 8, 3 ekle 11, 3 ekle 14 gibi sayılar olmalı. Doğru mu dedim? 6, 3, 9, 14, 18. 18. Mesela şöyle 17, 20 gibi sayılar olmalı. O zaman neye tamamlıyorum bakın? 6, 3, 18. 6, 3, 9, 14, 18. Kaç ekleyeceğim buraya? 2. 2. 3 ekle 5, 3 ekle 8 olsun. Tamam mıdır? A'nın alabileceği değerler toplam istemiş. Rakamları farklı da dememiş burada zaten. 8, 5, 13 ne oldu? 15. 15 oldu. Evet, faktöriyelden bahsetmiştik arkadaşlar. Faktöriyel ifadelerden. Küçük olanı mı alıyorduk? Şimdi hayır, küçük olanı almıyorduk. Sondan aradaki fark 1 ise çarpanlarına ayrılır. Aradaki fark 1'den büyükse mi küçük olanı alıyorduk? Efendim? Aradaki fark 1'den büyükse mi küçük olanı alıyorduk? Evet, aradaki fark 1'den büyükse küçük olanı alıyorduk. Tamam mıdır? Sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır soruların cevaplarında. Bir kere bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. Yani ifadeyi biraz ne yapacağız? Güzelleştireceğiz arkadaşlar. 73 faktöriyel artı bunu şöyle yazabilirim. 74 çarpı 73 faktöriyel diye yazsam olur mu? Hı hı. 74'ü böyle gösterdim. Sondan kaç basamağı sıfırdır sorularında sayı 5'e bölünür. Sayı 5'e bölünür. Sürekli 5'e bölünerek işlem yapılır. Bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 74. 73 faktöriyel parantezini alırsam 1 artı 74 yani ne gelir buradan? 75 çarpı 73 faktöriyel çarpı 75 gelecektir. Yani bu hale geldi. Şimdi sürekli hangi sayı sürekli 5'e bölünecek? 73 faktöriyel sayı hangisi ise o sayı bölünür. Yani 73'ü tutup sürekli sondan kaç basamağı sıfır sorularında sürekli 5'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 5'e böldüm. Kaç defa var? 15. 15 olsa 75, 14 mi diyelim? 14. Bir daha 5'e böldüm. 2. 2 başka da bölünmüyor. 16 tane var burada. 16 tane. Şimdi buraya geldim. Burada ise bunu çarpandan ayırıyorum. Ne? 5, 5, 3. Kaç tane 5 çarpanı var burada da? 2. 2 tane de burada. 16 burada, 2 tane de burada. Ne oldu cevabım? 18. Sondan 18 basamağı neymiş? Sıfırmış. Yirmi birinci soruya baktığımızda arkadaşlar, birden yüze kadar olan doğal sayılar yazılırken kaç tane iki rakamı kullanılır demiş bize. Şöyle değil midir? Bunu yazalım mı direkt? İki, 12, doğru böyle değil mi? Sonra hangisi? 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bak burayı unutmayacağız. Burayı unuttuk muydu patlayacak soru. Sonra 32. 22 dedik. Sonra 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 şeklinde yazmış olduk. Bunu daha sonra bu soruyu size
permütasyonu anlatırken, saymayı anlatırken bir de o öyle çözeceğim, olur mu? Yani bence de hocam sayı daha büyük olsaydı o zaman ne yapacaktık? İşte onun için permütasyonu size anlatacağım. Saymanın temel prensibi, orada ne yapacağınızı söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam hocam. Tamam mıdır? Sıkıntı olmayacak. Çünkü dediğiniz gibi daha büyük bir ifade olabilirdi. Ama şimdi direkt sayılabilir. Kaç tane geldi? 20. Zaten. 20 tane. 20 mi geldi? Evet. 2 ile başladık. Evet. Tamam mıdır? Tamam hocam. 20'yi işaretlemiş olduk. +14 + +15 faktöriyel aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez diye bir soru var. Arkadaşlar yine bunu çarpanlarına ayırıyoruz. 14 faktöriyel +15 × 14 faktöriyel diyorum. Yani buradan ne geliyor? 14 faktöriyel +16. 16 geldi. Şimdi dikkat ederseniz burada hangisine tam olarak bölünemez? Bir kere 16'ya bölünür. Çünkü 16 çarpanı var. Evet. 34 var mı? 24'e bakalım. 24. Burada 24 çarpanı var mı? 14 × 16'da var. Çünkü 14 faktörün içerisinde hem 3 hem de 8 çarpanı varsa 24 çarpanı da vardır. 42. Bu 14 faktörün içerisinde 6 ve 7 çarpanı var. Bölünür. 25'te yine 14 faktörün içerisinde birden fazla 5 çarpanı olduğuna göre 25'e de ne olacak? Tam bölünecek. 34'e bakarsanız arkadaşlar 17 × 2. Burada 17 çarpanı yok bak. Var mı? Yok. Yok. O zaman 34'e tam bölünemez. +36 faktöriyel içerisinde aslında kaç tane 6 çarpanı var, bunu soruyor bana. Yani x'in en büyük değeri nedir diyerek. Burada şuna dikkat ediyordum. Bir püf noktası vardı. 6'yı asala böleceğiz. Asala böleceğiz. Güzel. Bravo. 6'nın asal çarpanlarına bakmam gerekiyordu burada. 6'nın asal çarpanları 2 × x + 3 × x. 2 × x, yani 2 ile 3 çarpanlarına bakmam lazım. Asal çarpanlardan hangisi seçiliyordu? Büyük olan. Büyük olan seçiliyordu. 36'yı o zaman sürekli neye bölüyorum? 3'e bölerek işleme devam ediyorum. 3'e böldüm 12, 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 1. Dikkat ederseniz hep bölümleri alıyoruz burada. Bölümler 12, 4, 1, 12, 4, 16. Buradan da ne geldi? 17 geldi. 17 tane x'in alabileceği en büyük değer 17'ymiş. En küçük değer nedir peki? 1. Alacağı değerler toplamı sorulursa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 1'den 17'ye kadar sayıların toplamı olacaktı. Evet, hemen sorular şimdi... bölünebilme soruları var. EBOB-ECOG sorularını geçiyorum. 25. soruya bakacağız. EBOB-ECOG daha anlatmadım. Yirmi beşinci soruda x eşittir ne verilmiş? 1, 3, 5, 2n artı 1. Y eşittir 2, 4, 6 artı 2n
x eksi y nedir demiş bize. Yani x'ten y'yi ne yapacağız burada? Burada çıkarmış. X artı y'yi bulmaya gerek var mı peki? Efendim? X artı y'yi bulmaya gerek var mı burada? Hayır. Burada x artı y'yi bulmaya gerek var mı? X artı y'yi bulursam burada n'e bağlı bir değer bulmuş olurum. Bir işime yaramayacak. Diyor ki x'ten y'yi çıkartıyor bana. Çözüme git diyor. Yani bunu tahtada şurada göstereyim isterseniz. Şöyle. X eşittir burada 1, 3, nokta nokta. Şimdi x artı y'yi bulabilmem için elimde bir veri daha olması lazımdı. Onun için gerek yok. Direkt diyor çıkar diyor. 1, 3, 5 değil mi? Öyle gitmemiş mi? Nokta nokta 2n artı 1 diye gitmiş. Şimdi y'yi alt alta yazacağım. Dikkat edin. 3'ün altına 2 yazıyorum. Şöyle yazsam olur mu? Hep fark 1 gelsin diye. Bak 3'ün altına 2 yazdım. 5'in altına ne yazdım? 4. Nokta nokta nokta. 2n artı 1'in altına da ne yazdım? 2n yazdım. Niye böyle yazdım? Bak 3'e 2, 5'e 4. 2n artı 1'e 2n. Bak uyması gerekiyor. Demek ki buradaki x sayısı bir tane fazla terimi var. Hı. Bunu demek istiyorum. Oldu mu? Oldu hocam. 3'ün altına 2, 5'in altına 4 deyip gittim. Aradaki farkı istiyor bizden. Aradaki fark şudur. Dikkat ederseniz burada. X eksi y 40. Sonra 1'i indirdim buradan. Artı. Buradan da bir 1 geldi. Buradan da bir 1 geldi. Bu şekilde nokta nokta nokta. Bakın buradan da ne geldi? Bir geldi. Peki burada kaç tane 1 var? Burada kaç tane 1? Hatta şuna 0 dersem şöyle. Kaç tane terim var burada? Kaç tane terim var? 1'den 2'ye artı 1'e kadar kaç tane terim var? Terim sayısı nedir? Terim sayısı kadar aslında ben şurada 1 elde ettim. Doğru demedim mi? 3 tane. Evet. Yani 1'den 2n artı 1'e kadar kaç tane terim var? 1'den 1, 3, 5 deyip 2n artı 1'e kadar kaç tane terim var? Terim sayısı formülü neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 5. Son terim eksi ilk terim. Ortak farkımız ne? 2 artı 1'di. Doğru mu? Evet. Ne oldu buradan? Dikkat edin. 2n artı 1. Bunlar gitti. 2n, n artı 1 tane mi? Evet. N artı bir tane terim kaldı burada. N artı bir 40'a eşit. N artı bir neye eşitmiş? Burada N artı bir tane bir olduğuna göre 40 eşittir N artı bir. N ne oldu buradan? 39. 39 geldi. Yirmi altıncı soru. Toplamları 142 olan iki sayıdan büyük küçüğüne bölündüğünde x, y'ye bölündüğünde bölüm 4 kalan ne oluyor? 12 oluyor. Bu sayıların küçük olanı kaçtır dediğimiz zaman aslında x'in 26. neye eşit olduğunu söylüyor bize. 4y artı 12'ye eşit olduğunu söylüyor. Yani demek ki büyük sayı aslında 4y artı 12'ymiş. Büyük sayıyla küçük sayının toplamı ne? 142. Topluyorum. Büyük sayı bu, küçük sayı bu. 5y artı 12 eşittir 142 diyorum.
5y eşittir 130. 130. Y eşittir ne geliyor buradan 26. 5'e böldüğümüz zaman? 26. 26 geldi. EBOB, EKOB sorularını geçiyorum. Son sorumuz bugünün. Vaktimiz yeterli zannedersem. Üç basamaklı 2AB sayısı, iki basamaklı AB sayısının 3 katından 22 fazladır. Buna göre A artı B toplamı nedir demiş. Yine burada nasıl bir çözüm uygulayacağım? Çözümleme. Evet, aynen çözümleme ile ilgili bir işlem yapmam lazım. Riske girmiyorum. 2AB sayısı, 2AB sayısı 3 basamaklı, özür diliyorum. 2AB sayısı 3 basamak doğru. 2 basamaklı AB sayısının 3 katından 22 fazladır. Denklemi kurduk. A artı B toplamı nedir diye soruyor bize. Bir, bazı sayıları kısmen çözümleyebilirsiniz. Yani tamamını çözümlemek zorunda değilsiniz. Bak burada 3 tane AB var zaten. Şöyle yapın burada. Bunu 2 AB'yi şöyle yazabilir miyiz? 200 artı AB bunu kısmen çözümlüyorduk. Evet. Eşittir. 3 çarpı AB diyorum. Artı 22 oluyor. Şimdi bu AB'yi buraya atarsam, 22'yi de bu tarafa atarsam, 200-22 eşittir. İki tane ne gelecek? AB sayısı gelecek. Yani burada ne oldu? 178. İki tane AB sayısı geldi. Zaten amaç burada AB sayısına gitmekse böyle yapılabilir. 2'ye böldüğümüz zaman ne geldi? 89. 89 eşittir. AB sayısı geldi. A ile B'nin toplamı 17. Evet. A artı B toplamı ne geldi? 17 geldi. Evet arkadaşlar. İkinci testimiz var. İsterseniz onu ödev olarak verelim. Onu da attım. WhatsApp grubunda var. Çıktısını alabilirsiniz. Evet. Hocam en son siz E2 sınıfına bir ödev vermiştiniz. Kaldı öyle. Hatırlatayım yani. Evet, doğru söylüyorsunuz ama yapacak bir şeyim yok ya. İlk ve son oldu galiba. Ödev tabii yüz yüze eğitimde onlar isteyeceğim arkadaşlar sizden. Verdiğim ödevler hep hatırımda. Rahat olun. Yani bu sene benden çekeceğiniz var. Bizim faydamıza. Efendim? Bizim faydamıza diyorum. Art bana kızıp gönleneceksiniz ama ben biraz bu sene sizi çok sıkmayı düşünüyorum. Yavaş yavaş da alıştır olacak. Bak maskemi çıkardım o yüzden. arkadaşlar teşekkürler. Buçukta bitiriyorduk zannedersem. 4 dakika erken bitiriyoruz. Yeni konuya geçmiyorum. Testim verdiğim gönderdiğim sorulara bir bakarsınız. Hepinize teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Anlatmamı istediğiniz, çözmemi istediğiniz soru varsa buradan çözebilirim. Rahat rahat, vaktimiz bol. Hocam ben 14. soruyu kaçırmışım da ona bir daha bakma ihtimalimiz var mı? Hemen bakarım, hiç affetmem. Emine hocam mı? Evet hocam. Emin hocam sizi mi kıracağız? 14. soruya bir bak, bir daha çözelim isterseniz. Teşekkür ederim. Şimdi 14. soruda ne demiş? Bakın ne diyor? 168.00 sayısının 432 tane doğal sayı olan tam böleni olduğuna göre diyor, değil mi? A kaç basamaklıdır? Peki ben şunu dedim. Dedim ki herhangi bir sayı yazalım. Yani 168.00 olsaydı bu sayıyı şöyle gösterebilir miydim? 168 çarpı 10 üzeri 3 diye gösterirdim. Örnek veriyorum. Değil mi? Evet. Kaç tane sıfır varsa ona göre 168 çarpı 10 üzeri 3.
Ama burada kaç tane sıfır olduğunu bilmediğim için 168.000 diye gitmiş değil mi? Burada kaç tane sıfır olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu nasıl gösteririm ben? 168 çarpı 10 üzeri n diye gösteriyorum. Çünkü burada n tane sıfır vardır. Tamam. O halde diyor ki 432 tane doğal sayı tam böleni var diyor. Ha, tam bölen deyince aklıma hemen ne gelecek? Asal çarpanlarını ayır, üstlerini bir arttır, çarp gelecek. Evet. Tam bölen sayısı. Tam bölende bir de iki katı değil, iki katını alacağız değil mi? İki katını alacağız ama burada doğal sayı dediği için doğal sayı pozitif. Negatifini düşünmemize gerek yok o zaman. Ondan o zaman. Ben yaptım işlemi de yani ikiye böldüğüm için oradan çıkmıyor diyorum. Niye olmuyor? O sadece pozitifini alacağız o zaman. Evet, doğal sayı dediği için ne demiştim? Sorunun cümleyi aynen bir daha anlatıyorum. Doğal sayılar dedim. Sıfır haricinde pozitif sayılardır demiştim. Yani biz de aslında buradan pozitif bölen sayısını soruyor demiştim. Anladım. Ondan gerisini yaparım o zaman. Teşekkür ederim. Sadece ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Sorularınızı WhatsApp'tan bana atabilirsiniz arkadaşlar. Çözümlerini uygun zamanlarda çözebilirim. Soru atmak serbest. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar hocam. Ben de iyi bakın.